İyi akşamlar değerli takipçilerimiz. İyi akşamlar sevgili hemşehrilerimiz. Dallarımızın güzel insanları efendim. Evet, yepyeni bir adaylar konuşuyor programımızda. Sizlere merhabalar diliyorum efendim. Efendim, yine bir akşamüstü saat 19 canlı yayın vaktimiz diyoruz. Evet, yepyeni konuğumuz var. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz efendim. Tabii öncesinde de biz bütün seçimlerde tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz. Gerek belediye başkan adaylarımıza, gerekse muhtar adaylarımıza önümüzdeki seçimlerde, yerel seçimlerde başarılar diliyoruz efendim. Evet, biz tekrar aynı duyuru yapalım. Bütün muhtarlarımıza bu canlı yayınımız açık efendim. Telefon numaralarımızı zaten her yayında veriyoruz. Tekrar veriyorum. 0546 229 77 83 numaralı telefonunda benimle iletişime geçebilirsiniz efendim. Evet. Yayınımıza başlıyoruz efendim. Evet. İlçemize 65 kilometre mesafede yer alan ilçemizin büyük köylerinden Çamalan köyümüzün muhtarı aynı zamanda muhtar adayı Sayın Ömer Faruk Çetiner bu akşamki canlı yayın konuğumuz efendim. Evet. Merhabalar efendim. Merhabalar Hoş geldiniz diyoruz. Sayın Müdür. Nasılsınız? Merhaba, İyisiniz ben efendim. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Muhtarım gerçekten gerek duruşu, gerek mülayimliğiyle sevdiğim muhtarlardan birisidir. Tabii bütün muhtarlarımızı seviyoruz. Bu muhtarımın bende ayrı bir yeri var. Hem köyüme yakın efendim. Evet. Aşağı taraftan denizdir Evet. efendim. Evet. Bütün köylerimizi Allah seviyoruz. aşağıdan öbür tarafta. Evet. Bütün muhtarlarımızı seviyoruz efendim. Kucak dolusu selamlar bütün köylerimize ediyoruz efendim. Evet muhtarım. Tekrar merhaba diyeyim size. Merhabalar diliyorum. Evet, Ömer Faruk Çetiner. Çetiner. Kimdir? Ömer Faruk Çetiner 1956 yılında Evet. Çamalan'da dünyaya geldi. Çamalan'da büyüdü. 1986'ya kadar Çamalan'da, 86'dan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Evet. 22 sene çalıştı. Emekli oldu, köyüne döndü. Çiftçilikle uğraşıyorum, aynı zamanda muhtarım. Allah nasip ederse bir dönem daha yapmak Evet, istiyorum. seste sıkıntı olduğu söyleniyor şu anda. Şu an nasıl bilmiyorum. Bir mesaj gönderirse izleyenlerimiz. Evet, tekrar merhabalar efendim. İnşallah arıza giderilmiştir. Biraz ayar yaptık. Şu anda nasıl? Mesajlarınızı bekliyorum değerli takipçilerimiz. Ben buradan da tekrar bir canlı yayınıma bağlanayım. Evet. İnternetimiz şu an yayındayız. Şu anda ses nasıl değerli takipçilerimiz? Mesajlarınızı bekliyorum. Evet. Şu anda evet, şu anda ses iyiymiş. Sevindik buna. Evet, tabii mobile geçtik. Wi-Fi'den kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Tekrar tekrar özür diliyoruz efendim herkesten. Evet muhtarım, kusura bakmayın, yordu sizi. Estağfurullah. Ömer Faruk Çetiner kimdir? Baştan sizi izleyicilerimizi tanısın efendim. Ömer Faruk Çetiner, Nallıhan ilçesi Çamalan mahallesinde, Ankara ili Nallıhan ilçesi Çamalan köyünde dünyaya geldi Evet. 1956 yılında. Evet. 1986'ya kadar çiftçilikle uğraştı. Köyde yaptınız çiftçiliği. Köyde Evet. çiftçilik yaptık 1986'ya kadar. 79 yılında evlendim. İki çocuğum oldu. Daha sonra Ankara'ya 86'da göç ettik. Ankara'ya Belediye ekmek işe parası için, iş girdik. için Ekmek tabii. parası için. Evet. Bunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. İsmail Sarıaslan. Evet. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Güzel Özköy'den bize bir ekmek kapısı açtı oralardan. Buradan selamlar. Nur içinde yatsın. Allah rahmet Eşine, eylesin. çocuklarına selamlar. Selamlar tabii. Ailesine selamlar.
çocuklarımızı okutma imkanı bulduk. Evet. Kendimizi, karnımızı doyurduk. Oralardan 2004 yılında emekli olduk. Askiden emekli oldum. Şimdi emekli deyince bir konu aklıma geldi sayın takipçilerimiz. Muhtarımızı ben takip ediyorum çalışmalarını gerçekten. Şimdi şöyle, köyde bir su arızası, bir patlak olduğunda evet. Tarlada, bağda, bahçede veya köyün içinde, atlarda. Kendisi malzemeyi alıyor, kendi çizmelerini giyiyor, kendi tamir ediyor. Evet. Değil mi efendim? Yani bu özelliği de var. Evet müdürüm, tabii oradan bahsedeceksek. Evet. Bizim 90'lı yıllarda bir sulama göleti yapılmış, Trabez kanalla. Evet, evet. Benden önceki muhtarlar müracaat etmişler. Yeraltı sulama yapalım diye. Evet. Kanal yeni diye yapmamışlar. Bizden önce projesi yapılmış İsmail Öntaş, belediye başkanımız o zaman encümen azasıydı. Evet. Demiş ki ben özel daireye yaptırayım. Evet. Ertelendi. Bizim üzerimize iki tane gölet yapıldı. Hem Ozan'da hem Tekirler'de. Evet. Bizim iş bir türlü olmadı. Allah 2014 yılında bize muhtarlığı nasip etti. Son 3 sene biz de yaptıramadık. Efendim yani, ben burada virgül koyayım. 2019 seçimlerinde ilk muhtarlığa seçildiniz. 2014. Üçüncü dönem o zaman burada. Ben 2014 yılında birinci döneme seçildim. Tamam. 2017'ye kadar da askiye gittik, her tarafa gittik, bir çare bulamadık. En son bir seçimde Melih Gökçek Başkan buraya gelmişti. Evet. Sağ olsun kendisine emeği geçenler söylediler burada. O da Çamalan Göleti'nin sulamasını yaptıracağız dedi. Tabii bu hikayeyle uzun mahkeme aşamaları vardı, bilmem neler vardı kendi aralarında. 2017 yılında müteahhite verildi, göletimiz başlandı. 46 kilometre yeraltı döşedik kılçıklarıyla beraber. İyi yapılmadığının farkına vardık. Evet. Bütün itirazlarımıza, dilekçelerimize rağmen Aski Genel Müdürü'ndeki yetkililer diyelim, bizim işletme daire su inşaat daire başkanlığındaki vatandaşlar sen çok gürültü koparıyorsun dediler. Evet. Tabii köy tüzel kişiliği olmadığı için bize sorulmadan Aski hem kendisi yaptı, kendisi kabul etti. Evet. Daha son aşamalarda önce yapılan bir şey vardı, işte buraya çamur dolmuş dediler. Şimdi muhtarım, özür dilerim. Gölet konusunu ortalara saklayalım. Tamam. Farklı konulara girelim öyle isterseniz. Yapalım. Değil mi? Öyle yapalım. Gölet çamalan için, çevre köyler için önemli. Evet, değil mi efendim? Tarım için. Çok önemli. O yüzden çok önemli gelir kaynağımız. Gölet konusunu ayrı bir parantezde değerlendirelim. Mesajlar geliyor. Önce onları okuyalım. Sonra muhtarım çayını içe dursun. Halil Gülkan meslektaşınız. Kim? Emrem Sultan Köyü muhtarımız. Evet. Buradan selamlar. Maşallah demiş. Demiş maşallah. Çok karizma muhtar. Kendisine çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşım. Muhtarım da muhtarlar içinde böyle fıtru şapkayla imaj gerçekten. Rahmetli Duran Sarıkaya abim de böyle fıtru şapkayla gezerdi. Farklı bir imaj. Değil mi efendim? Evet. Seviyorsunuz. Evet müdürüm. Çok seviyorum. Evet. Ben hemen Turan amcamı da çok seviyorum. Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. Mehmet Atalan ses iyi demiş. Uğur Yılmaz süper demiş. Uğur Yılmaz çok iyi demiş. Mehmet Atalan gayet güzel demiş. Evet. Şenol Erol güzel demiş. Şimdi sesi hep şey yapmışlar. Ahmet Aydın seni de görmek isteriz demiş. Benden bahsediyor herhalde. İnşallah birkaç gün sonra da beni burada görebilirsiniz. Konuk koltuğunda. Tuncay Avcı şu an fena değil abi, hayırlı yayınlar demiş. Kemal Arslan gayet iyi demiş. Tabii ses konusunda mesajlar gelmiş. Hüseyin Gürkan ne demiş hemen
Okuyalım. Hayırlı yayınlar Hasan Bey. Muhtar adaylarımıza başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Emin Kutlu, hayırlı yayınlar Hasan Bey. Muhtarıma başarılar dilerim demiş. Kendisine Osman çok teşekkür ederim. Mahallesi muhtarımız. Selamlar buradan. Metin Özyüksel, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Metin Bey. Hüseyin Gülkan süper demiş. Alkış tutmuş. Mustafa Karatepe, hayırlı yayınlar Hasan Bey. Muhtar adayımıza başarılar dilerim demiş. Nasuhpaşa Mahallesi. Selam olsun kendisine. Muhtar adayı Mustafa Karatepe'den. Mehmet Aşık, sevgili müdürüm, hayırlı yayınlar. Tüm muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah'ım yolunuzu açık etsin inşallah. Amin. Nallıhan'ımıza selamlar. Biz de Nallıhan'dan sizlere selamlarımızı yolluyoruz Mehmet Bey. Musa Özmen, hayırlı yayınlar dilerim. Ömer Muhtarıma başarılar dilerim demiş efendim. Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Musa Özmen. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şu anda bir seçim dönemine girildi. Evet müdürüm. 41 gün var efendim hesabına evet. göre. Az kaldı tabii. Evet. Yaklaştıkça seçim tarihi hem bizlerde hem sizlerde, evet. diğer evet. belediye başkan adaylarımızla, vatandaşlarımızla haliyle de bir heyecan var. Seçim heyecanı heyecan var. Evet. Şu anda gündem seçimler. Kahve köşelerinde, oyunlarda, muhabbetlerde, sohbetlerde. Evet. Evet. Dedikodularımız vatandaş hep seçim arasında, üzerine. Değil mi? Vatandaş arasında. İşte yorumlar, değil mi efendim? Tahminler. Evet, evet müdürüm. İşte bu şekilde hayat devam ediyor. Tabii seçim tarihi yaklaştıkça da daha da ayrı bir heyecana gireceğiz. Evet, sizin çalışmalar şu anda nasıl? Şunu sorayım. Mevcut muhtarımız aynı zamanda. Şu anda bir muhtarlık deneyimiz var sizin. Evet. Deneyimimiz var. Evet. Yine adaysınız. Tabii rakipleriniz de vardır. Onlara da başarılar diliyoruz. Onlara buradan selamlarımızı. Çok büyük başarılar diliyoruz. Gönderiyoruz. Evet. Tabii muhtar adayı olmanız nasıl bir avantaj sizce? Yani sizin açınızdan. Yani ben tecrübeliyim diyorsunuz. Değil mi efendim? Vatandaşın takdiri diyorsunuz. Hani evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Müdürüm ben o 2014'te seçildim. Evet. İkinci bir daha seçildim. Evet. İnşallah vatandaşımızın güvenliğine tak kurduksa bir üçüncü dönemde muhtar olmak istiyoruz. Şimdi deneyimimiz, tecrübemiz, evet. yaptıklarımızla. Aynı zamanda da işi gereği de bir hizmet veriyorsunuz değil mi efendim? Yani bilgilisiniz evet. işinizden dolayı. Evet, evet. Köylerde en çok sulamadır, işte sudur, kanalizasyondur değil mi? Askerden emekliyim diyorsunuz. Bunun evet. da bir avantajı var. Evet, evet. Müdürüm. Hı-hı. Devam edelim. Şu anda zaten Çamalan halkı sizi biliyor. Yani burada merkezdeki gibi bir çalışma yapıyor musunuz? Eve gezip böyle bir reklamdır, işte müdürüm, gezmedir. Köyümüz her ne kadar olsa herkes birbirini tanıyor. Tanıyor. Kahve köşelerinde oturuyorsunuz. Kahve köşelerinde. Sohbet ediyorsunuz. Gidebileceğimiz evlere de gideriz daha. Başlamadık. Tabii. İnşallah gideceğiz. Köylerde daha mı heyecanlı oluyor Sayın Muhtar? Evet. Seçimler değil mi? Evet, çok heyecanlı olur. Evet, yani olmamasını isteriz ama köylerde bazen böyle kırgınlıklar da yaşanabiliyor. Evet, yaşanabiliyor. Bölünmeler oluyor, ikilikler oluyor. Yalnız işte. Müdürüm bizim köyümüzde işte seçime kadar, seçimden tabii. sonra herkes eski moduna girer. Eski moduna girer. Çok şükür bir tatsızlık olmaz. Olmasın inşallah diyoruz. Evet, Aygün Mutlu. Sayın Müdürüm kolay gelsin. Değerli muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Allah razı olsun. Fatih Dikmen, hayırlı yayınlar Hasan abi. Muhtarıma başarılar diliyorum. Muhtarım köye gittiğimizde misafirperver oluyor demiş. Şimdiden hayırlı olsun. Yazı Mahallesi Muhtar Adayı Fatih Dikmen demiş. Selamlar efendim kendisine. Biz de ona başarılar diliyoruz. Evet. Peki Sayın Muhtarım Ömer Bey. Nallıhan Has Medya Has Haber kanalımızı izliyor musunuz? Müdürüm takip izliyorum. Çok güzel bir yayıncılık yapıyorsunuz. Kendinize bu yayınları yaptığınız için, tanıttığınız için bizleri, Nallıhan'ımızı, köylerimizi. Hatta Çamalan Köyü'nü geçmiş yıllarda tanıtmıştık. Muhtarım yorduk o zaman. Çok yardımcı oldu bize evet, kendisi. Gezdirdik. Biz Has Medya olsun. Has Medya. Evet mi? Has Medya, Has Haber. Evet. Has Haber'e, sizin şahsınıza. Yüz binlerce hem köyüm adına hem kendim adıma. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Daha İnşallah. İyisi, daha İnşallah. İyiye, daha güzele. Sizlerin desteğiyle, sizin bizim canlı yayınımıza katılmanız da bize destek bir efendim. Evet. Bize evet, teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür. Köye gitmedi. Burada kendisi
Hem pazar işini halletti, hem resmi kurumlardaki işlerini halletti, hem de canlı yayın konuğumuz oldu. Kendisine buradan Evet. huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum efendim. Evet, çalışmalar o yönde dediniz. Çamalan Köyü gerek ilçeye uzaklık bakımından, en uzak köylerimizden değil mi efendim? Yeni civar. 65 kilometre köyümüz Nallıhan'a, Evet. ilçe merkezine. Şu anda Nallıhan'ın en büyük köyü. En büyük köyü önleyecektim. 348 nüfusu var. TÜİK verilerine göre. Evet. Yaşayan nüfus mu efendim şu anda? Evet, 2022 2023 TÜİK Evet. verilerine göre. 173 canlı hane. 305 Seçmen mi? seçmen var. Evet. Biz tabii Köyümüzde okulumuz güzel fakat nüfus çocuk olmadığı olmayınca için maalesef daha önce olanlar da Laçin'e, evet. Laçin'e ve Daha Sarıcakaya önce gidiyor. Çamalan mahallemizde taşımalı eğitim yapılıyordu diğer civar köyler. Evet, şu anda da taşımalı Eskişehir Evet. Sarıcakaya'ya daha yakın Evet. olduğu için Evet. Milli Eğitim öyle uygun gördü. Bizler Evet. öyle Evet istedik. efendim. Olan öğrencilerimiz de o tarafa gidiyor. Çamalan mahallemizde gerçekten güzel hizmet binaları var. Onlardan bahsedelim. Mesela Tarım Kredi Şubesi var. Müdürüm 1948'de karakol Evet, gelmişti. karakol O gelmişti. 2005'te devletin bir uygulaması diyelim artık. Evet. Osmanköy'e kaldırıldı. Orası daha Evet. orta diye. Evet. Geçmişte 1.000 nüfusa yaklaşıktı bizim. Evet. 40 tane memurumuz vardı. Ortaokul, Çamalan Mahallesi'nde 40 karakol, memur. evet Evet. nüfus müdürlüğü Vardı. vardı. Nahiye müdürü vardı. Nahiye müdürü Asım vardı. Güzeltepe. Aslında orası bütün köylerin bağlı olduğu nahiye 14 konumunda tane köy köye bağlıydı bağlı, oraya. Kavak dahil. Kavak dahil, evet. Bizim başkentimiz Çamalan efendim. Efendim. Çamalan'ın bir adı da Gerede deriz. Biraz bahseder Gerede. misiniz? Neden Gerede dermiş, neden Çamalan olmuş? Durum Gerede 1900 tam tarihini bilemeyeceğim. Evet. Unuttum şimdi ona Hı-hı. çalışmamışım yani özür Evet. dilerim. Çalışmadığınız yerden sordum ben de. Evet. Evet. Bizde şöyle deniyor tabii devlet öyle mi uygun gördü veya Evet. şey yani işte yazışmalarda Bolu Yöredesi'nden karışıyormuştu Evet. veya işte yaşlılar Gerede değil, Ankara'dan Bolu Yöredesi'ne gidiyormuştu falan Evet. diye değişti deniyorum. Karışmasın diye. Sanıyorum 1923'ten sonra değişmiş. Cumhuriyet'ten sonra. Cumhuriyet'ten sonra Evet. Hı-hı. Değişmiş ve Çamalan ismini çam almış. alan olmuş. Acaba çam ağaçlarla bir alakası var mı? Çamlık bölge. Orman Çam bölgesi alan. var müdürüm Çam ama alan. Evet. muhakkak onunla Tabii. ilgilidir. Yoksa başka bir şey Evet. anlatamıyorum. Evet. Çam alan. Aynı zamanda okullar var. Binalar var. Lojmanlar Okullar var var. efendim. İlk ortaokulumuz var. Evet. Çok güzel. İşte Evet. 2093 yılında yapıldı yanılmıyorsam. Evet. 2016'ya kadar öğrencisi vardı. Evet. Taşımalı eğitim Eğirdir'e erecek yenice oralardan geliyordu. Evet. 2016'da zamanın kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü Evet. Ali Can toplantı yaparak buramıza yük diye kapattılar. Kapattılar. Evet. Şimdi ben de bir anımı anlatayım. Buyurun. Altan Demirayak Kaymakam Bey'le sizin odada oturuyormuşsunuz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda tabii yanımıza Sosyal uğrardı. Yardımlaşma Vakfı'nda Buradan selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. ben de kapıyı açtım. Buyur, geri döndüm. Buyur muhtar dedi. Evet. Kahve içiyormuşsunuzdu. Bana da söylediniz. Teşekkür ederim. Evet. Afiyet olsun. Takılırdı bana zaman zaman. Muhtar okulu da kapattın dedi. Ben de sayın kaymakam biz olayı Ama bilmiyormuşum dedim. açan o kaymakamımızdı. Tabii Yemekli açan sistem, da oydu. taşımalı, evet. Birçok hizmetleri de Hatta oldu. yemekhane hizmeti bile vardı Yemekhane hizmeti yanlarda. vardı. Evet. Efendim dedim biz iyi derse çalışmamışız dedim. Bir öğrenci de olsa kapanmayacakmıştı okul dedim. Ya dedi iyi ki ben toplantı yapa yapa kapatmışım. Yoksa sen bizi divan harbe verecekmişsin Evet, dedi. Böyle de bir haklı olsun. anımız geçti. Bir mesaj gelmiş, hemen okuyalım isterseniz. Mesajları atlamayalım. Orhan Duman abimiz, Sayın Muhtarıma başarılar diliyorum demiş. Allah razı olsun. Selahattin Örnekel, Hasan Bey,
Çamalan mutarıma başarılar diliyorum. Ayrıca kendisini çok severim diyor. Doğrudur. Seviliyorsunuz. Evet, kendisi de muhtar adayı. Buradan başarılar diliyorum kendisine. Evet. İsmail Gökçe. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Hasan Bey. Başarılar. Bugünkü konuğun çok yakışıklı. Maşallah. Selamlar demiş. Ben sizi yakışıklı görmüş. Allah razı olsun İsmail Bey. güzel. Buradan selamlarımızı yolluyoruz efendim. Evet, gelelim efendim. Malum seçimler yaklaştı. Şu anda birkaç dönemdir muhtarsınız Evet Çamalı'nın. efendim, iki dönemdir. Önemli bir mahallemiz, köyümüz Çamalan. Gerek konumu itibariyle, gerek nüfusu itibariyle, gerek tarım alanları itibariyle, değil mi efendim? Önemli. Evet. Çamalan'ın geçim kaynağı, ana geçim kaynağı yani nedir? Çamaların ana geçim kaynağı kuru tarım ve sulu tarım sebzecilik. Evet. Çok az da olsa hayvancılık. Değerli izleyenler, orada sebze dedi. Bu tam bir parantez açayım. Orada hal de var. Ondan bahsetmedik. Muhtarım devam edelim. Halimiz var. Evet. Toplama hali. Alıcısı Bolu'dan veya Ankara'dan İstanbul'dan geliyor. da hatta şahit oldum İstanbul'dan kaç geliyor. Bu kere. sene İstanbul'dan da vardı. Evet. Geçimi bu yönde. Ana geçimi kuru tarım mı öncelikle? Kuru tarım. Ondan sonra sebze falan. Ha, sebze. Ama gölet olunca aslında sulu tarım daha öneme Sulu kavuşması tarım lazım. daha önem arz etti ama sulu arazimiz az. Evet, sulu arazi. Az derken şu, arpa buğday da değil, sebze de işte insan daha genelde yaşlıdır. Her tarafını sebze yapamıyor. Tabii yaşlı Üç insan olunca. dönüm, beş dönüm, iki Evet. dönüm gibi. Peki sulama hizmetleri nasıl? Nasıl bir sistem var? Efendim sulama hizmeti 2017 yılında yeraltı sulamaya çevirdik Traves Kanal'dan. Evet. Ask Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Evet. İyi yapılamamış veya sistem hatası, proje hatası veya müteahhit hatası, yapım Evet. hatası. Bir yerde hata var. Ama bizim göletimiz çok yüksekte olduğu için 46 kilometrede boy olarak 46 mil dağlık Evet. ama Beydili'den alıyor Tekirler'e kadar. Yani bir yatay Evet, bir evet. iniş var. Basınç yüksek. İşte ondan mı patlıyor? Her gün patlıyor. Yüksek seviyede gerçekten yönetim konumu şu Her gün anda. patlıyor. Bilhassa 2018 yılında patlıyor. Aski diyor benim işim değil. Biz müteahhide bir yıl yapma zorunluluğu var. Bingöl'de müteahhiti nerede? Nasıl bulacaksın? Yani, evet. 5 tane arızam vardı. Yeri gelmişken söyleyeyim. İsmail Başkan'a dedim ki Sayın Başkanım 5 tane su arızam var. Dedi ki Semen'den dedi falanı çağıran yapsın dedi. 5.000 lira istiyor dedi. Sayın Başkanım tamam da bir daha patlasa ne olacak dedi. Sen başın çaresine bakacaksın dedi. Garantisini veremiyor o zaman değil mi? Yani. Peki o zaman dedim bana bir füzyon kaynak makinesi alıversen. Evet. Becerebilirim dedim ben ASKİ denemekliyim. Sağ olsun o günkü şartlarda aldı, yardım etti. Ben de köyümün imkanlarıyla jeneratör aldım. İşte Ankara'dan malzemesini temin ediyoruz. Evet. O gündür bugündür patlaklarla uğraşıyoruz. Patlaklarla uğraşıyoruz. Yani Onu görüyoruz. vatandaşımızı hiç bunaltmadan, Evet. sebzesine bir zarar getirmeden suyu Evet. akıtıyoruz. Evet. Vatandaşımız da bundan memnun. Şimdi Sayın Muhtarım, şu anda seracılık da bayağı bir gelişti Çamalan'da. Evet müdürüm, ben muhtar olduktan sonra 30 tane sera aldık. Evet. Orköy Kredili. kredili. Evet. O günden bugüne de yapıyordu. Şimdi insanlar yaşlandık diyor, bilmem ne diyor. Seracılığı biraz geri plana itmeye Genç başladılar. olmayınca, genç nüfus Evet, olmayınca genç nüfus maalesef. olmayınca Evet. açıkta daha çok yapılıyor Açıkta daha sebzemiz. çok. Daha mı kolay? Açıkta. Açık biraz daha kolay. Bir de müdürüm bizim orası uzak olduğu için Evet. domates 2 hafta para ediyor bizde yüksek. Evet. Ondan sonra fiyat düşüyor.
Domatesin çimi bahalı. Evet. Sırık domatesin, sera domatesinin çimi bağlı, gider bağlı olduğu için. Evet. Biraz da vatandaşımız o yüzden vazgeçti. Açık arazide daha iyi olduğunu söylüyor. Evet. Evet, şimdi muhtarım gelelim. Seçimler yaklaşıyor dedik. Tecrübeleriniz var dedik. Çamalan mahallemizde bu zamana kadar yapılanlar, giderilen eksiklikler, gördüğünüz, tespit ettiğiniz, şu anda göreve geldiğinizde yeniden hangi eksik üzerine gideceksiniz mesela, ne var? Müdürüm, birinci sırada. Bizim birinci sırada Konağın Arkası mevkisi dediğimiz bir mahallemiz var. Bunlar arkası. Konağın Arkası mevkisi dediğimiz. Evet. Orada eskiden konak varmıştı. Derebey konağı. Evet. Biz o alana, oradan köprüye kadar olana Konağın Arkası mevkisi diyoruz. Orada yeni yerleşim yerimiz var. Evet. Yeni binalar yapıldı. Şu çağda orada kanalizasyonumuz yok. Su kanalizasyonu. Projesini yaptırdık. Evet. Projesi de onaylandı. İsmail Öntaş Başkanımıza söyledik. Emeği geçen herkese o ölçtürü verdi. Büyükşehir'de dozerle İmarlı yollarını açtı. İki belediyemiz de katkı sağladı. İki belediyemizin evet. de çok teşekkür büyük katkıları var. Hı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda birkaç gün arasında aldığım bilgiye göre de ihale yapılmış. Evet. Yalnız ASKİ'nin şöyle bir ihale sistemi varmış. Çamalan'ın ihalesi ayrı. İşte Hasan müteahhite verdim git yap diye bir olay yokmuş. Bütün Ankara genelinin yani yapıyormuş. Nallıhan'a, Beypazar'a. Yeni aldığım bilgiye göre daire başkanından Nallıhan tarafına ihaleyi alan müteahhit Eskişehir tarafından bir taşeron aradığını söylüyor. İnşallah dedi ilk şeyimizi Çamalan'dan başlatırız. Evet. Şimdi bu mu var muhtarım sırada? Sırada bu var. Yani öncelikli olarak kangren olmuş bir sorun. Bir yaraydı. Bu yara inşallah. Ha inşallah. İlacını da buldunuz. Başlayacak. Çerçi bizim günümüzde. İnşallah biz orayı da inşallah hallederiz diye düşünüyorum. Peki başka bunun haricinde şu anda Çamalan'ın en büyük sıkıntısı ne? Yani bu bir. Size göre. Veya vatandaşa göre mi diyelim? Bizim aslında Çamalan'a ait de değil. Eskişehir Nallıhan Devlet Yolu Çamalan evet. Gavşağı. Evet. 7 kilometre bir yolumuz var. Ana yoldan itibaren. Ana yol. Eskişehir Nallıhan Devlet yolu, Yolu'ndan Çamalan arası. Evet, o yol yıllardır bozuk. Ben de haberini yapmıştım. Evet. 1986'dan bu tarafa, 85'ten bu tarafa hiç kimse el atmadı. Evet, desek yeri çok var. İlginç, çok ilginç. Yani bütün köylerimize asfalt yapılıyor. Evet. Oraya ulaşılamıyor nedense. Şimdi Çamalan'a ait bir yolda değil. İşte oradan Nallıhan'ı bağlıyor. Evet. Geçiyor Göynük üzerinden İstanbul'u bağlıyor. Evet. Geçiyor Ericek tarafından. Bağlantı yolu. Nallıhan. Bağlantı yolları bunlar. Beydilinden evet. Nallıhan. Evet, evet, evet. Öbür taraftan İstanbul, Göynük, Bolu. Peki muhtarım bunun sebebi ne yani? Niye el atılmıyor? Siz dile getirdiniz defalarca. Biz defalarca. Olarak yazdık. Mahsur Başkan'ın da haberi var. İsmail Başkan'ın da haberi var. Evet. Sorduğumda kadastro yok dediler. Kadastro yok dediler. Evet. Çaresi? Ben de bunun üzerine 1953'te yapılmış bu yol. Evet. 53'ten bu tarafa ayak basılan bir yerin kadastrosu sorulur mu? Mevcut yol. Evet, katılıyorum. Veya dedim sizler niye almıyorsunuz bu kadastrayı? Veya her yerin kadastrosu var da Çamalan'ın mı yok? Evet. Öksüz kalmış o durumda. Evet. Dediğimde yaptılar. Geçen sene sahiplerinden evet. parsel sahiplerinden muvaffakat aldık. Evet. Büyükşehir'e onu da gönderdik.
Burada İsmail Başkan'ın da yanında olmuş hikaye, konu, hikaye demeyeyim, yanlış kaçar. Mahsur Başkan talimat vermiş, gidin yolu yapın diye. Ama bir türlü bir el yani yapmadı. Şimdi desem ki başkanın sözü geçmiyor, öyle bir şey olamaz. Evet. Bir yerde bir sıkıntı var. Bir yerde bir sıkıntı var. Ya takip yok. Evet. Veya işte ekonomik nedenlerden yapılamıyor. Yok, hani Türkiye'nin köylerine kadar, bucaklarına kadar mahalle mahalle hizmetler dönüyor. Ankara'nın bir ilçesi, bir ilçenin büyük bir köyü. Dediğiniz gibi bağlantı yolları her tarafa bağlantı evet, yol. Yani bugün konuştum Fen İşleri yetkilisi, evet, Asfalt yetkiliyle, Şube evet, şefliğiyle. Dedi ki bugüne kadar imkanlarımız yoktu. İşte Allah'ın içi asfaltlanacaktı. Ben de yeni gelmiştim. Finişer azalınca işte Şive tarafına yönlendirildik. Evet. Konuyu da bilmiyorduk dedi. İnşallah önümüzdeki sene. İnşallah muhtarım, inşallah. O yol önemli. Yapacağız dedi. Çok büyük bir sorun bizim için. Çünkü vatandaş da tepkili. Yani civar köyler içinde geçerli. Civar köyler de tepkili, Dallıhan'dan gelen de tepkili, Eskişehir'den de gelen de tepkili. Niye bu yolu yaptıramıyorsunuz? Ya buradan sesleniyoruz. Muhtarım da burada. Hani tamam, talimatlar verilmiş. Muhtarım anlattı. Evet. Ya burada evet. Su gidiyor da su bir yerde kalmış. Bir engel var. Bir yerden kesiliyor. Kesiliyor. Yani bunun sebebini söyleyin en azından. Vatandaş tepkili. İnşallah çözülür. Muhtarım da el atacağına emin zaten. Zaten girişimlerde bulunmuş. Mesajları okuyalım. Kemal Arslan her canlı yayınımızı arar. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gaziantep'ten yazıyor bize. Hasan Bey, muhtarıma şapka yakışmış. Bu şapka takma fikri nasıl oluşmuş? Kendisine de merak ettim. İyi yayınlar. Neden diyor şapka takma merakı oluşmuş kendisine? Şapka takma merakı neden mi oluşmuş? Evet. Güzel bir soru. Biliyorsunuz ben giyinme özen gösteriyorum. Evet. Haftada bir aynen gün, diğer günde evet çiftçilik yapıyorum. Evet. Bir de Ankara Belediyesi'nde makam şoförlüğü, Karacaamirliği falan yaptım. Böyle devamlı bu şekilde giyindik. Alışkınız. Evet. Evet. Pazarda bir tane emekli bahçavuş abimiz var. Bıçakı bıçak satar. Burada. Burada hemen evet, köprünün evet başında. Evet, evet. Muhtarım dedi, Atatürk gibi adamsın dedi. Atatürk de foter giyerdi dedi. Evet. Sana yakışır dedi, niye giymiyorsun dedi. Şapka. Ben alayım dedi. Evet. Ben de bunun üzerine çocuklarımın yanında dedim böyle bir durum var. Kızım, baba dedem giyerdi, sen niye giymezsin? Benim babam foter giyerdi. Evet, evet. Sen niye giymezsin diye almış bana, hediye göndermiş. Bu şekilde foter giyer olduk. Gerçekten yakışmış da. Yani foto tipi de uymuş kendi evet, kafa tipine. Evet, gerçekten. Allah razı olsun. Farklı bir imaj. Sevenlerden. Sağ olun. Evet, Kemal Bey'in sorusunda cevaplamış olduk. Arzu Kuru hanımefendi. Bu da Çayran'dan muhtar adayımız. Kadın muhtar adayımız. Hayırlı yayınlar Hasan Bey. Kolay gelsin. Başarılı programlarınızın devamını diliyorum demiş. Sayın muhtarımız ve aynı anda muhtar adayımız abimize de başarılar diliyorum demiş. Kendisine yani de başarılar diliyorum. Selam olsun. Muhtar adayı. Mustafa Ünsal. Sayın muhtarımıza başarılar diliyorum. İyi yayınlar Hasan Bey. Kameramanımıza da selamlar demiş efendim. Semih Bey'e de selamlar. Nuri Köklü abim. Selamlar kendisine. Bizden zamandır, selam olsun evet, Nuri Bey'e. Uzun zamandır görüşemiyoruz efendim. İşlerden, güçlerden. Nuri abimin de acısını paylaşıyoruz. Acısını evet buradan paylaşıyoruz. Bir gidemedik, bir tesadüf edemedik. Maalesef en kısa zamanda kendisini ziyaret edeceğiz efendim. Buradan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz kendisine. İyi akşamlar Hasan Bey. Çamalan muhtarımız örnek bir muhtar demiş. Başarılarının devamını dilerim demiş efendim. Gerçekten biz de katılıyoruz size Nuri Bey. Evet. Efendim şimdi gelelim. Birkaç dönemdir muhtarsınız. Uzun yıllar. Evet. Vatandaş sizi artık biliyor. Evet. Dallıhan biliyor. Evet. 10 yıldır muhtarız. Dallıhan biliyor. Bürokratlarımız biliyor artık. Evet. Yani kurumlarımız biliyor. Ömer Faruk Çetiner bir imaj. Bir evet, imaj muhtarımız. Evet efendim. Şu anda sizin
Bu süre içinde yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Bir anlatın, dinleyelim size. Neler yaptık bu dönem içinde? Şimdi efendim, Fotoğraflarını da getirmiş herhalde. Evet. bizim bu köyümüz Evet. 800 hane iken, 800 hane. 800 bin nüfuslu iken, 800 nüfusluken. Evet. bu çeşmeden su taşırdık. Göl çeşmesi. Hayvanlarımız bu çeşmeden su içerdi. Kameramı alabiliyor değil mi efendim? Güzelce, tamam. Şimdi bu çeşmeyi dönemin muhtarları, her kimse, Evet. kendilerini suçlamıyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. Evet. Bu çeşmenin suyunu almışlar, diğer sularla birlikte şebekeye vermişler. Bağlamışlar. Bu çeşme kurumuş, mezbelelik olmuş, hurdalık haline gelmiş. Evet. Baktım ki bu çeşmenin de Beydili'den gelir suyu, bizim içme suyumuz, damak Evet. tadımız. Mezarlıkta şehit çeşmesine bir kol ayırmışlar oradan. Evet. Traktörü olan, arabası olan gidip getiriyor. Ama Evet. yaşlılarımız oradan su getiremiyor. Tabii. Eşine, dostuna, akrabasına yalvarıyordu. Evet. Dedim ki Allah bana muhtarlığı nasip ederse bu çeşmeyi harekete geçireceğim. Ve geçiririz. Ve 1 kilometre bir hayırsever yeğenim vardı benim, Evet. Hüseyin Çetiner. Buradan Allah razı olsun diyoruz kendisine. 1000 metre buralı verdi bana. Aski müdürümüz Bülent Evet. Bey vardı. Hı. Bülent Bey de bize kepçe katkısı verdi, eleman katkısı verdi. Evet. Bu suyu getirdik. Şimdi yaşlılarımız, herkes, hatta Tekirle ve Yenice Evet. gelip buradan su alıyorlar. Şu an ne güzel. Sonra ben bu mezbelelik çeşmeyi Köye yakışan da bu. Köye. belediye Kütahya'dan çinisini aldırdım. Evet. Parasını da ustaya kendim ödedim. Yapan usta da öldü. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet Ramazan. eylesin. Böyle faaliyete Şimdi geçirdik bu çeşmeyi. muhtarımız, vaktimiz de az da böyle kısa kısa geçelim bunları. Çeşme 1. Ben buradan sırayla gideyim. Çamalan Mahallesi konuk evi demiş. Buradan bahsedelim. Siz konuşun. Konuk evi, o da Nallıhan Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 tane bina vermiş. Evet. Birinin başkanım toplantıda dedi ki 2 bina verdi, birisini istediğimiz köye vereceğiz. Ben istedim, birini aldım. Evet, bu kadar Birisini görüntü de yeter. Soklu'na Şöyle verdim. Bu düşünün. Evet. köy buna taziye binası Bu tam nerede olarak. muhtarım? Köyün tam Bu neresinde? çeşmenin altında, köyün Hemen çeşmenin altında. ortasında. Evet. Ben de hatırlayamadım bir Bu an. Evet. 170 metrekare mescidi olan, Evet. içi şark köşeli, mutfağı olan, tuvaletleri olan çok güzel bir yer. Evet. Bir köyümüz Evet. toplantıda hepsini alıyor. Yapanlardan, katkı sağlayanlardan Allah razı Allah bin olsun. kere razı Sizden de olsun. Allah razı olsun diyoruz. Evet bu. Hemen bunu anlatalım. Bu da bunun olduğu yerde çamaşırhanemiz vardı bizim geçmişte. Evet. Belediyeye fırın yaptırdım ben buraya. Evet. Köyün ekmek pişirme fırını. Şu an kullanılıyor aktif. Şu anda aktif kullanılıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Fırın da aktif. Bunun gibi 4-5 tane fırın daha yaptırdık. Yıktık, Köyde yerisini yaptırdık. 4-5 tane fırın var şu anda. Hepsi de kullanılıyor. Fırın çok ama ben 5 tanesini yıktırdım, yeniden Evet. yaptırdım. Evet, Belediyemizin katkısıyla. önemlidir tesis. Selektör binası. Evet, bunu da Allah kendisinden razı olsun. Burada da selektör binası vardı eskiden. Evet. Yıkmışlardı. Evet. Selektör kaybolmuştu. Ben bunun yerini satın alarak Evet. Çamalan Mahallesi Derneği'ne, belediyeden de malzemesini istedim. Sağ Evet. olsun başkan da dedi ki kardeşim dedi, ben dedi orasını yeni yapacağım. Sen üzme canını dedi. Uğraşma dedi. Evet. Ve bir devlet binası gibi bina yaptı oraya. Hakiki devlet binası. Çok Evet güzel görünüyor. masraflı, Evet. çok güzel bir bina. Evet. Bir tarafından buğdayı döküyoruz, bir tarafından Evet. Çevre traktörle köylerde çarlıyoruz. faydalanabiliyor mu? Şu Sadece Çamalan anda mı? tam faal değil, makineyi Değil. faal duruma getirirsek Evet. herkes faydalanabilir. Evet.
Üsteka fırını. Evet, işte söylediğim gibi bu fırından ezberelikti. Tamam. Yıktırdık. Belediyenin katkılarıyla, mahalle sakinlerinin katkılarıyla bu hale getirdik. Evet. Köy konağı, imam lojmanı güzel görünüyor. Evet, buradan bahsedelim. Bu da Sayın Başkanımızın belediye yetkililerinin katkılarıyla konağın arkası mevkisine iki kat köy konağı adı altında geçen sene yapıldı. Bu sene faaliyete geçirdik. İmamı verdik üst katına. Alt katına da müezzin kadromuz var bizim. O kadroyu da ben aldım. Tamam. 3 sene bir müezzinimiz durdu gitti. Şimdi yeni müezzin atanırsa o da alt katında oturacak. Evet. Çamalan mahallemizde Kur'an evi, sedirler var. Evet. Bu da eski bizim hamamdı. 1960'larda hamam mı vardı Çamalan'da? Evet. Devlet buraya hamam yapmıştı. Çalıştıramadılar. Evet. Daha sonra buraya cami haline getirildi. Cami yapılırken. Evet. Daha sonra da Kur'an evi yaptık. Biz kadınlarımız burada Kur'an okurlar, ders verirler. Cuma günleri okurlar. Ben burayı tadilat yaptırdım belediye. İçine de şark köşesi sedir döşettim. Evet, bunu da geçiyoruz. Mezarlıkta kazma koy, kürek koyma yeri. Malzeme deposu. Malzeme. Ha, Durmuş Özdemir'e teşekkür ediyorum buradan. Malzemesini o verdi. Evet, Allah razı olsun Durmuş Özdemir'den. Ben de ustalığını üstlendim. Böyle bir şey yaptık. Evet, muhtarımın sürekli çizmelerini giyip tamir ettiği borular. Kendisi askici olunca. Evet. Evet. Buradan bahsedelim. Bu sistemden bahsedelim biraz da. İşte müdürüm bunu söyledim ben. 46 kilometre patlıyor. Artık bu sıcak kaynak dediğimiz, alın kaynağı dediğimiz kaynaktan biz maşon sistemine geçiriyoruz. Evet. Maşon sistemine bütün ekle herhalde patlayıp bittikçe düzeleceğine inanıyorum. İnşallah diyoruz. Önemli bir konu. Evet, son olarak tabii çoğu hizmet vardır ama çok hizmeti vardır muhtarın. Önemlilerini getirmiş. 40 bin metrekare taş döşettik köye. Evet, onların fotoğrafı yok tabii. Siz... Fotoğrafları yok. Evet. 3 kilometre, 4 kilometre su borusunu değiştirdik bu sene. Dinlediniz. Dağdan gelen, cazibeyle gelen suyumuzu. Evet. İnşallah deposunu da yapacağız diye söz verdiler. Geçmişte köyümüz susuzluk çekiyordu. Şu anda İşte ASKİ'nin bizlerin sayesinde ondan da kurtulduk. Evet. İnşallah daha iyisi olacak. Evet, Çamalan köyümüzde ayrıca bir kapalı pazar yeri mevcut değerli izleyenler. Evet, burayı da belediyemizin imkanlarıyla böyle bir kapalı pazar yeri yaptık. Dışarıdan gelen vatandaşımız buraya seriyor veya işte vatandaş aracını çekiyor. Evet. Bunlar köyümüze kazandırdığımız hizmetler. Allah razı olsun diyoruz emeği geçenlerden, sizlerden. Evet, muhtarım özetledi yaptığı çalışmalar. Tabii unuttuğu küçük işler de var böyle. Hakikaten, hani vatandaşın çok, talepleri. Çok. Vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşmaların katkılarıyla ihtiyacı olan organizasyon halinde şeye uyan sisteme şartları şartlarını taşıyanlara kimisinin evinin çatısını yaptırıyoruz. Evet. Kimisine yardım alıyoruz. Evet. Devletimizin katkısı kendilerine Allah razı olsun. Bu arada ben Çamalan'a gittiğimde bazen arada gideriz. Muhtarım davet eder. Çekime gideriz. Orada işte gölet etrafında falan vakit geçiririz. Müdürüm, orasını sizin bir öneriniz vardı. Ben tabii gerçekleştiremedim. Neydi tam hatırlamıyorum. Sizin söylediğiniz olay. Oraya gezi yolları falan yaptır demiştiniz bana. Abant gibi. Abant gibi. Abant örneğin oldu. Evet, muhtarla sohbette demiştim bunu. Şimdi ben belediyeye dedim orman bize müsaade etmez dedi. Ormana dedim daha geçmişte bir şef vardı Rizeli. O konuyu ele almıştı. Güzel manzarası var. Yani gerçekten piknik alan mesire yeri olarak düzenlenebilir. Ele almıştı orası. Ama dediler ki işte kısıtlama dolarıyla paraları kaldırdılar dedi. Evet. Yolu yapamadık. İnşallah önümüzdeki dönemde öyle bir şey yaptırmayı düşünüyoruz. Orada balıkçılık da yapılıyor mu? Evet müdürüm. Eskişehir'den, o taraflardan, buralardan gelen
Sazan balığı var Evet, gölette. Bana evet. sorarsan ben o işten hiç bilmem. Anlarsınız, evet. Ama gelen arkadaşlarımız, komşularımız işte Evet. kalıyorlar orada. Evet. Balık tutuyorlar. Zaman zaman da bizden yardım istiyorlar. Biz de onlara Evet. yemek, içmek, su gibi desteklerde Ne bulunuyoruz. güzel. Oraya da bir çeşme koydurduk. Allah Gelen razı giden olsun su diyorum. içsin diye. Evet, Mehmet İkiz abim hayırlı olsun inşallah demiş. Selamlar göndermiş. Kendisine sağlık Evet, diliyoruz. İsmail Kaymaz, cümleten hayırlı akşamlar, tüm muhtar adaylarına başarılar dilerim demiş. Biz de selamlarımızı teşekkür ediyoruz. Muhtar adayım, muhtarım, ben de muhtar adayım. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun, var olun. Ayhan Demiray, yolunu da bahset ki köylülerimiz sevindir demiş. Ayhan Demiray. Yoldan Bahsettik. bahsettik sayın abim, Ayhan abim. Yoldan bahsetti uzun uzun. Belki o esnada seyretmiyordunuz. Tekrar izleyebilirsiniz. Canlı yayından sonra bu görüntülerimiz mevcut olacak Facebook'ta. Evet. YouTube'da da mevcut olacak. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi ben Çamalar'a gittiğimde sanki bir ilçeye gitmiş gibi oldum. Neden derseniz bakkaliyeler var orada, marketler var efendim. Nallıhan'da ne ararsak Evet. Şamalan'da mevcuttur. Yani 3 tane marketimiz var. Züccaciye'den tutun. Ardi şeyden tutun Hani işte. eskile dermişti, bir 9 eşekli varmıştı burada, Evet. Mudurnu mu? Evet. Bizim Kaya Bakkaliyemiz var. Evet. Ne ararsan var. Su malzemesinden, züccaciyesine, gıdasından, ayakkabısına Evet. Her şey var. Ben diyelim. şaşırdım. Çivisinden İşte tutun, gıdasından tutun. Özdoğan Market var, Evet. Manav'ından diğer şeylerine. Özdemir Market var, ona hakeza. Evet. Allah razı olsun kendilerinden. Bizi işte şehire fazla Ne koşturmadan güzel, ne güzel. köyümüzün, hatta civar köylerin Evet. ihtiyaçlarını karşılarlar. Yani ben gidince bir malzeme lazımdı. Çekim esnasında bize bile malzeme lazımdı. Hatta o olmadan da çekim yapamayacaktı bir şey yok. Bulduk orada. Şimdi hatırlamıyorum. Yani var mı var deyince sevindik. Yani gerçekten ne ararsanız şu anda isimlerinde ben sayayım isterseniz kim? Bakkaliyeleri sayalım buradan. Özdoğan Market, Özdoğan Market'e buradan selamlar. Kaya Market, Kaya Şükrü Market'e Kaya, selamlar. Şükrü Kaya, Özdemir Market, Ömer Özdemir Market'e Özdemir. selam buradan. Evet. Üç Evet. tane market Üç var. tane Manav'da var. marketimiz var. Ne güzel. Özdoğanların hem manavı hem bakkalı. Evet. Özdemir'in de ona hakeza. Yani bu durum diğer köylerimizde çok nadir. Üç tane, dört tane bakkal Bizim olması. köyden başka yerde bakkal yok. Evet. Ne güzel. Yani Tekirler'de, Kuzcular'da, Yok. Yenice'de, Beydili'de bir sargım var. Çamalan köyü hala bakkal kültürünü yaşatıyor. Evet. İnşallah Evet. daha uzun sürelerde Evet, yaşatırız. yaşatırsınız. Yani ben o bakkala girdiğimde çocukluğumu hatırladım. O akide kokusu, değil mi muhtarım? Lokum kokusu işte böyle. İnsanın burnuna Evet. geliyor ve Evet. geçmişe götürüyor bizi. Yani Evet. inşallah yaşatanlara da buradan Allah teşekkürlerimizi razı sunuyor. olsun. Allah razı Teşekkür olsun diyoruz ediyoruz. efendim. Evet. Hemen okuyalım mesajlarımız gelmiş. Ayhan Demiray yoldan bahset demiş ve bahsetti muhtarım. Metin Özyüksel, Demirköy mahallemizin muhtar adayı. Öncelikle hayırlı yayınlar. Kendisine selam olsun. 5 ile 6 muhtar adayının ayrı bir program yapıp Nallıhan'ı nasıl geliştirebiliriz projelerinizi anlatalım demiş. Şimdi şöyle bir talep geldi bize. Burada yine aynı stüdyoda 10-15 muhtarımızı alıp hani sadece kendi bölgeleri, kendi mahalleleri değil, Nallıhan'ımızın Allah'ın bölgemizin ve genel çevresini, sorunları hakkında evet. bir tartışma programı düşünelim dedik. Hatta bunu geçen yayınımızda Metin Bey'le de istişare ettik. İnşallah bunu bir organize edelim. Neden olmasın? Neden olmasın? Neden Muhtarım da olmasın? buradan tekrar davet ediyoruz. Neden olmasın? Evet, Metin Bey'i de davet ediyoruz. Tabii isteyen muhtarlarımızı da davet ediyoruz buraya. Evet. Gürsel Çetin. Hasan Bey iyi yayınlar. Sayın muhtarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Başarılar diliyorum Biz de demiş. kendisine sevgiler, Evet. saygılar Değer verdiğim bir gösteriyoruz. muhtarım kendisine. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı Kendini yolluyoruz. yetiştirmiş bir muhtarımız. Evet. Ayhan Demiray. İnsanlar bulur her şeyi ama yolu olmayan bir değerli köyümüz diyor.
Yani her şeyi bulur ama diyor. Yol Evet. olmayan bir köyümüz diyor. Yani bu yol önemli gerçekten. Her şey yol ile ulaşılır. Her şeye yol ile ulaşılır Doğrudur. diye Onu da düşünüyorum. inşallah yetkililerimiz duydu. Evet. Önceden de 2014'ten beri mücadele veriyoruz. Bir türlü muvaffak olamadık. Ayhan Bey Çamalanlı mı efendim? Buradan soruyorum. Hayır. Ayhan Bey Çamalan'ı, Ayhan Bey sanıyorum Ordu tarafından. He ordu. Bizim Karadenizli Ayhan Bey. şeyin damadıdır. Bizim Yo, tanıyorum kendisini hani köyü olarak Çamalan'dan Çamalan'ı gelince. kendi köyü gibi bilir. Evet o yüzden. Nallıhan gibi Onu bilir. merak ettim. Teşekkür ediyorum kendisine. Çamalanlılar da onu çok sever. Evet. Dondurmacıydı geçmişte. Evet köylere çocuklar çok severdi. Bizim köye Hatırlıyorum. bütün düğünlerde falan gelirdi. Bizim köyü Evet. kendi köyü gibi korur mu onlar, sağ olsun. Sayın Muhtarım, Çamalan mahallemizde genelde emekli çok herhalde. Evet. Herkes Bağkur Emekli olmayan emeklisi. çok az. Bağkur İşçi emeklisi, emeklisi. işçi emeklisi. Peki o civarda Ozan, ben Ozan'da da bir yıl öğretmenlik yaptım biliyorum. Beydili, Tekirler, Kuzucular size yakın. Yenice. Peki o köylerle ilişkileriniz nasıl yani? Çok güzel ilişkilerimiz var, Özellikle komşuluk ilişkilerimiz. muhtarlar hani bir ortak projede buluşurlar. Örneğin telefonlar çekmez. Birlikte hareket edersiniz. Bölgeyi ilgilendiriyor sadece köyü değil. Evet. Öyle bir girişim var mı veya çekmeyen köyünüz var Şimdi mı? müdürüm, o konuda benim köyüme Turkcell verici koydurdum ben. Bizim Ağır Ceza Başkanımız Sabahattin Sardoğan, Evet. kendisinden Allah razı olsun, köyümüzün birçok şeyinde yardımcı oluyor. Bizzat onu devreye girdi, yaptırdı. Şu anda Kuzcular muhtarımız verici koydurdu. Evet. Kuzculara harekete geçtik mi Size de geçmedi mi faydası tam olacak mı? olacağı söyleniyor. Şu Ama çamalanda çekiyor ama belli noktalarda gidiyor hat şey sinyal. minareye koyduk biz, Evet. camiye. Onun gördüğü yerlerde rahat. Evet. Görmediği yerlerde Tam çekmiyor. gönül ister ki full çeksin her yerde Evet, full vatandaş çeksin verici. kullansın. Hemen mesajlara gidelim. Ayhan Demiray yine demiş ki masayı iyi vuracaksın demiş. Yani bu işler için masayı iyi vuracaksın demiş. Evet. Masa vurmakla olmuyor, güzellikle olur. Evet, Ayhan Demiray Sinop demiş aslen demiş. Ha, Biz Sinop. Çamanlı olarak her köyümüzde olduğu gibi bu köyümüze de önem verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, ne demiş? Metin Özyüksel'e yanıt Emin vermiş. muhtarımın kayınçosu, Öyle mi? eniştesi. Arzu Kuru, Çayıran Mahallesi muhtarayımız. Çok mantıklı organize ve davet ile ben de gayet olumlu. Ortak fikirlerin sunulacağı tatlı düzeyli tartışma ile çözüm üretilebilir. Bir ortam olur bence demiş az önceki konu. İsmail Örüncü, Sayın Müdürüm selamlar. Yayınınıza başarılar dilerim demiş bize. Kadir Pelin Lafçı, Faruk amcama başarılar dilerim demiş. Kendisi Ben de muhtar kendisine adayı. çok teşekkür ediyorum. Kendisi de muhtar adayı, genç muhtar adayı. Tanırım, Çive çok mahallemizin. tanırım. Buradan selamlarımızı yolluyoruz efendim Çive köyüne. Evet, devam edelim. Vaktimiz de yavaş yavaş dolmaya başladı. Şimdi hizmetlerinizi söylediniz, bahsettik. Söyledik müdürüm, aklımıza gelenleri, gelmeyenleri. Evet, var mı bir? Rutin yollarımızı Evet. Büyükşehir Belediyesi grederi geliyor, yapıyor. Evet. Şunu İşte sorayım. içerime sığmıyordu. Yine büyükşehrimizin katkılarıyla Evet. birazını genişlettik, birazını daha genişleteceğiz. Şunu sorayım. Şu an yani kafanıza göre değerlendirdiğimizde kaç yıldır mutlarsınız? Gerek Büyükşehir, gerek Nallıhan Belediyesi, gerekse diğer kurumlarımızın hizmetleri Çamalan'da sizce verimli oldu mu? Benim kanaatimce verimli oldu. Bir Evet. tek yol hariç. Yol harfinde. O da olsa dört dörtlük O olacak da her şey. olsa dört dörtlük. Evet. Yani daha da hizmetler alacağız. İşte yeni görüştüm başkanımla. Bizim caminin altında büyük yemekhanemiz var. Oraya Evet. mutfak düzeni kuruverecek bize. Mutfak Ocağıyla, düzeni. şeyle Evet. birlikte. Evet. Seçime kadar da yetiştireceğim dedi kendisine. İnşallah. Serhat başkanımız. İnşallah. Peki Sayın Muhtarım, sosyal kültürel faaliyetler Çamalan'da. Biliyorum Hıdrellez şenlikler yapıyorsunuz.
mehter getiriyorsunuz. İşte Onlardan bahsedelim biraz. Sayın Müdürüm, ben geçmişte bizim Medrelez'de yapılamadı köyümüzde. Ben geldikten sonra işte 10 yıldır yapıyoruz, 9 yıldır. Her yıl atlamadan yapıyorsunuz. 2 yılı pandemiden pandemi olmadı, vardı. Evet. 7 evet. yıldır mehteran takımı getirerek, evet, işte dini sohbetler yaparak, mevlütler okutarak, bütün köylerimizi davet ederek güzel bir şekilde Hıdrellez Bayramımızı eskiden ecdadımızdan geldiği gibi kalabalık da oluyor. Yürütüyoruz. Evet, gerçekten. Sayın İsmail Başkanımızdan da çok bahsettik bu akşam. Dedi Ankara Belediyesi'nden mi aldın bu veteranı dedi. Evet, evet. Dedi hayır başkanım dedi, biz paramızla getiriyoruz. Evet, evet. Daha sonra kendisi de burada mı getirdi sanıyorum, yanılmıyorsam. Aynı ekibi. Yok, başka bir. Başka bir. Evet. Şimdi bu tarım kültürel sosyal faaliyetlerde de oldunuz, yaptığınız etkinlikleri hala devam ettiriyorsunuz. Evet. Çamalan'da böyle tarihi ve doğal güzelliği. Tarihi Boğsu dedemiz var. Ben tarihini bilemiyorum. Ne efendim, bir daha söylerim. Söyleyeyim. Boğsu dede diyorum. Boğsu dede. Boğsu dede diyoruz. Evet. Türbesi var orada. Evet. İşte bizim çocuğu olmayanlar, efendime söyleyeyim, dilek dileyenler gider, orada bir sakızlık ağacı vardı. Evet. Ona bez bağlarlar. Bu bir gelenek Türkiye'de değil mi efendim? Bütün evet, bu. Gelenek. Bir Yavuz Meta diye bir Almancımız vardı. O tadilat yaptırıverdi oraya. Şu an türbe var değil mi orada? Türbe var ya. Peki izleyenlerimiz merak eder. Biz bir ara seçimlerden sonra gelip orayı çekelim. O türbeyi tanıtalım. Bir de Osman Köyü'ne yakın yine bizim arazi içerisinde bizim gelin kayalarımız var. Gelin kaya var. Orada da çekim yaparız inşallah. Orada da yapacağız. Hı-hı. Hatta geçmişte bir niyetlenmiştik. Bir türlü olmadı. Evet. Evet. Oralar gerçekten tanıtılması lazım. Yani nallarımızın o kadar yüzüne çıkmayan özellikleri evet. var daha. Tarihi yani sadece şelale değil, sadece kuş cenneti değil. Çamalanımızda, Kavak köyümüzde, Kuzcular'da olsun, o kanyonlar var mesela. Evet, Kuzcular'da kanyonlar var. Evet, ben tanıtımı yapmıştım. İşte Karacasu, Doğandere, Uzunöz, Paşalar, buralarda çok özelliklerimiz var aslında. Evet, yani bunların evet. el birliği içinde gün yüzüne çıkarmamız lazım. Gerekiyor. Değil mi efendim? Çıkarmamız gerekiyor. O da sizin öncülüğünüzde. Evet. İnşallah efendim, inşallah. Efendim sizin böyle demesinde bir şeyler var mı izleyenlerimize, köylülerimize? Buradan bir mesaj. Ne demek istersiniz? Ne demek isterim müdürüm? Köylülerimiz beni seçerse köy kazanır. Köy kazanacak diyorsunuz. Ben kazanmayacağım, köy kazanacak. Beni seçmezse ben kazanırım, köyüm kaybeder. Evet. Tecrübe diyorsunuz. Tecrübe diyorum, sebzesini sulayamaz. Evet. Suyu akıtamaz. Kendisi sucu değil mi efendim? Sucu ben alıp ben köyün için bir şansım. Askiden geldiğim için bu işi biliyorum. Evet, evet, evet. Herkese teşekkür ediyorum. Oy verilese de vermezlese de. Tabii vatandaşın teveccühü sonuçta. Kendi gönülleri bilir. Biz tabii, tabii. Kimsenin elinden evet. zorla bir şey alamayız. Demokratik bir yarış olsun diyoruz. Yarıştır. Bir kazanan olacak. Benim karşımdaki arkadaşa da başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz kendisine. İnşallah tatlı güzel bir seçim olur. Ortamda seçim gerçekleşir. Birbirimizi tebrik ederek evet. helalleşerek ayrılırız. Evet. Biz de tekrar ediyoruz yayınımızın sonunda. Bütün muhtarlarımıza bu koltuğa bekliyoruz. Adaylarımıza, mevcut muhtarlarımıza adaylar tabii. Buraya bekliyoruz. Yani hiçbir heyecan, meyecan yok değil mi efendim? Yani, yok. Yani yok, sonuçta Show TV'de değiliz, Kanal D'de değiliz, büyük kanalda değiliz. Evet. Kendi çapımızda yayın yapan bir internet televizyonu gibiyiz. Biz bütün adaylarımızı bekliyoruz. İleride belediye başkan adaylarımızla bunu soruyorlar bana. Belediye başkan adaylarımıza da bu sohbet. Bu arada Nallıhan Belediyesi'nde benim köyüme hizmet eden evet. Herkese şoforundan işçisinden, başkanına, müdüründen, işçisinden evet. müdürüne evet. bu arada ASKİ personeline evet. müdürüme ve bilhassa Mithat kardeşime evet. yani diğer hepsini seviyorum. Hepsi hizmet ediyor. Ama müdür beyle, Mithat beyle idareci oldukları için daha çok. Tabii, onlarla oluyor. Önce bir ilk görüşmeniz. Fenişleri Büyükşehir evet. Belediyesi'nden Tarık Bey'e
gelmiş geçmiş şeflere, biz bütün hizmet kurumlarımıza, bütün hizmet kurumlarımıza, hem Allah'ın için, kaymakamlıktaki daire müdürlerimize, adliyedeki müdürlerimize, hakimlerimize. Zaten muhtarımın bir yönünü daha biliyorum ben. Ben kendim sosyal yardım başına vakfı müdürlüğü yaptığımda da kurum kurum gezerdi zaten. Evet, kaymakamlıkta işte. O zamanlar fotoğraf şapkası yoktu ama. Benim zamanımda. Vergi dairesinde olan arkadaşlarımıza, tabu dairesinde, tabii, nüfus müdürümüze. Evet. Tabii yarar vardır yani. Siz de bir herkesine, ismini söyleyemiyorsam kimse kusura bakmasın. Herkese. Ama hepsini seviyorum, hepsi de beni seviyor. Evet. Ben şunu soracağım. Şamalan, Eskişehir, yani Sarıcakaya Eskişehir değil. Ve Nallıhan arasında tam bir ortada kaldı. Ortada. Eskişehir'e de 65 kilometre. Nallıhan'a da 65 kilometre. Peki şunu soracağım. Merakımı bağışlayın. Yani alışverişe genelde Eskişehir mi, Nallıhan mı? Şimdi sohbetimiz büyük alışverişlerimiz olursa düğündür, şudur budur, Eskişehir'e gidiyoruz. Evet. Diğerlerin işte haftadan haftaya Nallıhan'a gelişte. Evet. Duruma göre, konuma göre. Hastane, postane açısından, hastane açısından Eskişehir büyük şehir olduğu için genelde doktora oraya gider vatandaşımız. Evet. Evet. Ayhan Saliha Tanışma. Hasan Bey sıcak asfalt gelmiyor demiş. Mustafa Aktaş, Hasan Bey kolaylıklar diliyorum. Muhtar adayı aynı zamanda eniştem. Doğrudur. Selam Ömer, olsun kardeşim. Faruk Çetinler'e başarılar diliyorum demiş kayınbiraderimiz. Selam olsun Mustafa'ya. Selam kendisini olsun. Kendisini de seviyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Ayhan Saliha Tanışman demiş sıcak asfalt gelmiyor. Onun için uğraşıyoruz. Evet. Onu konuştuk. Evet, Ayhan Bey muhtarımı duydunuz. Evet. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu kadar. Bir ilaveniz varsa kamera karşınızda, mikrofonlar yakınızda. Kameracı kardeşime de Semih Bey'e teşekkür ediyorum, Semih Bey'e. Evet. Bize vakit ayırdınız müdürüm, siz vaktinizi ayırdınız. Size davetinize geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu amaçla köyümüz daha çok tanınır. İşte şey olur. Efendim bu yayınımız videosuna beğeni ve yorum atmayı unutmayalım. Bir emek harcıyoruz. Bunun karşılığı da beğeni ve yorumlarınız olsun diyelim. Şamalanlıların herhalde haberi olmadı ki benim Facebook paylaşılmadı. Biz bir gün önceden aslında paylaşıyorduk. Haber olurdu. Evet. Bugün sabah paylaşımı yaptık. Neden? Biraz... İnşallah onlar da videoyu izlerler. Evet. YouTube kanalımız da var. YouTube kanalımıza da yüklüyorum biraz sonra bu videoyu. Oradan da izleyebilirsiniz. Yalnız izlemeden önce de abone olun'u tıklarsanız, abone olun. Bize abone olursanız bizi çok memnun edersiniz diyoruz efendim. Biz bu yayınımıza katkı sağlayan Benlay Optik Murat Özdemir kardeşime, Nallıhan Matbaası Berkay Kezer, Mehmet Kezer kardeşlerimize ve UFO Bilgisayar İletişim Mustafa Şahin, Ömer Şahin kardeşlerimize buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Katkıları büyük. Nallıhan Has Medya ve Has Haber'e katkıları gerçekten büyük bu kurumlarımızın, bu kişilerimizin. Biz bu duygu düşüncelerle hemen bir mesaj gelmiş okuyalım. Yine güzel bir program oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Bir Nallıhan olarak demiş. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Biz buradan bütün köylerimizde, kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, ilçe dışında yaşayan bütün hemşehrilerimize, Nallıhan'ımızın güzel insanlarına buradan kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı efendim gönderiyoruz. Sağlıklarını diliyoruz. Sağlıkla kalın, Has Medya'da, Has Haber'de kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar, bir veda yapalım buradan. Kameramanım da alalım. Adettendir bu. Evet. Buyurun. Kameramanım Semih yetişti. Dört dörtlük bir kameraman kendisi. Yaptı. Tam herhalde açıya girmişizdir. Geçen yarım kaldınız. Tabii. Evet, Semih Ünsal, editörüm, kameramanım bana her konuda yardımcı oluyor. Her konuda yardımcı oluyor işlerimde. Muhtarım, teşekkür ediyoruz. Biz Allah, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizin yeriniz benim yanımda başkadır. Evet, teşekkür ederim. Bizi de aynı şekilde. Sizin eğitiminiz, kültürümüz, ileri görüşlülüğümüzü sağ olun. Her zaman takdir etmişimdir. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Teşekkür ediyoruz. Bütün yardımlarından dolayı geçmişte, şimdi sağ olun.
Siz de aynı şekilde. Köyüm adına da kendim adına da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bütün Çam alanlılara selamlar. Aleykümselam. Çok sağ olun. Selam. Saygılar. Evet. Müsaade ederseniz ben de bir şey söyleyebilirim. Tabii. Nallıhan Has Haber ve Nallıhan Has Medya olarak tüm izleyicilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Hepinize saygılarımı sunar. İyi akşamlar dilerim. Muhtarımıza da ayrıca katıldığından dolayı teşekkür ediyor. Ve tüm belediye başkan adaylarımızı ve muhtar adaylarımızı fikirlerini açık ve özgürce söyleme için stüdyomuza davet ediyoruz efendim. Ayrıca muhtarımız da bugün fotörlü bir şekilde geldi. Kendisi de çok şık. Böyle Atatürk'e benziyor hakikaten. Ben kendisini Fransızlara da benziyor. Böyle tam tabloluk bir insan. Ben doğal söylüyorum bunu. Kendisine de ayrıca yine teşekkür eder. Kendisinin çabalarına da gideceğimiz zaman inşallah bizi misafir edeceğini söyledi zaten. Bekleriz. Evet, sizin bu ilginize, görüşünüze de benim onur ettiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Binlerce teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Esen kalın, sağlıkla kalın diyorum. İyi akşamlar diliyoruz efendim.